Birazcık nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En son sanırım ben böyle Ayvalık'a falan gittiğim bir videoyu atmıştım. Ondan sonra zaten hayatım biraz hızlı ilerlemeye başladı. O aralıkta iş buldum. Güzel ilerliyor şu anlık. Ayvalık'tan döndükten sonra Çeşme'ye gittim. Çeşme'de video çekmedim. Çünkü birazcık daha böyle kafa dinleme tatili gibi oldu. Seyahat videosu tarzı bir şeyler üretmeyi istemiyorum. Şu anlık. Kendimi çok üretken hissetmiyorum. Daha çok böyle günlük rutinler ve hayatımızı düzene sokmak, bu konular hakkında bir şeyler çekmeyi daha çok seviyorum. Çeşme'de de bir şey çekmedim çünkü tamamen tatil yaptım yani. Başka bir şey yoktu. Fotoğraf çektim. Onları zaten Instagram'a koyuyorum dediğim gibi. YouTube kanalımda. Önceden de söylemiştim. Birazcık daha farklı işliyor. Ama hani böyle şey demiyorum. Seyahat videosu çekmem gibi bir şey değil bu. Sadece seyahat videosu çekerken aynı zamanda size ne sunabilirim? O konuda bilemediğim için çekmedim. Güneş kremimi de süreyim. Şu anda da uzun bir aradan sonra spora gidiyorum. İlk defa bu kadar gitmedim. Kaç aydır? Çeşme'den döndüm. Bir gün sadece dinlenebildim. Ertesi gün işe başladım. Ben de artık böyle rutinlerime dönmeye başlamaya çalışıyorum. Ama bunun yanında benim birazcık sanırım spor rutinim değişecek. Çünkü çalışma günlerime göre spor rutinimi ayarlamam gerekiyor. Full body'ye geçmeyi düşünüyorum ama emin değilim. Geçen sene falan bakıyorum da okula gidiyordum. Bu online olduğu dönem spora başladım. İkinci dönemim, okulun ikinci dönemi ve yaz tatilim full sporla geçti gerçekten. Ve memnunum bundan bir yandan da. İşte arada iki tane tatilim oldu ufak. En son küçükken basketbol oynarken böyleydim. Ben erken kalkmayı hiç seven bir insan değildim normalde. Bahsetmiştim erken kalkınca hayatımızın nasıl düzene girdiğini, vücudumuzun nasıl daha iyi hissettiğini, nasıl daha dinç olduğumuzu. Yani aslında bunun çok basit bir mantığı var. Vücudunuza ihtiyacı olan uykuyu veriyorsunuz ve doğru saatlerde veriyorsunuz. Hormonlarımızın daha uygun olduğu, uyku hormonlarımızın salgılandığı gece saatinde veriyorsunuz. İşte benim her zaman midem biraz daha böyle sabahları kötü olur. Kötü olur derken böyle mide bulantısı gibi bir şeyden bahsetmiyorum da hani böyle bir şey yemem, kendimi zorlayamam, aç dolaşırım bayağı bir süre. İşte sonra böyle çok fazla su içmezdim de, su bile içmezdim. Böyle birkaç saat takılırdım sabah derslerine gittiğimde mesela. Böyle saçma hissederdim ve özellikle bu sabah anksiyetesi muhabbeti bilmiyorum sizde oluyor mu? Benim sabahları çok daha fazla kaygı seviyem yüksek oluyor. Ve bunun çok iyi kontrol altına alabildiğimi fark ettim kendimde. En büyük yardımcısı da sabahları kalkıp spora gitmekti. Birazcık daha kendinizdeki düşünceleri daha iyi analiz edebilmenizi sağlıyor. İki tane kolye aldım Çeşme'den. Çok tatlı bir tasarımcı birisinden. Elif Hanım'dı sanırım. Bunları böyle anlatmak istiyorum aslında o diyaloğu aramızdaki ama şu an gerçekten vaktim yok. Benim çıkmam gerek artık. Efendim. Evet. Nasılsınız? Karnınız doyurucu inşallah. Günaydın. Bugün evde işleri halletme günü. Bu mevsim geçişleri gerçekten nefretlik yani. Mevsim geçişlerini hiç sevmiyorum. Çünkü havanın ne olduğu belli değil. Ne giyeceğinizi bilemiyorsunuz. Böyle bilmiyorum. Mevsim geçişlerini pek sevmem. Ve genellikle mevsim geçişlerine herkes hasta olur. Ve herkesin çevremdeki hasta olması beni çok geriyor. Her zaman yaptığım gündüz cilt bakımımı yapıyorum. Gerçekten cildime düzenli cilt bakımlarımı yaptığım zamanlar ve yapmadığım zamanlar arasında çok büyük fark var. Ben genellikle yaparım bu arada. Böyle dediğime bakmayın ama tatildeyken böyle o rutinimde değilken kaymıştı birazcık düzenim. Ama yeni yeni geri dönmeye başlıyorum. Bunu da çok sevdim bu arada. Evet, çalışma ortamı oluşturuldu şimdi. Başlayacağım. Üstüme sweatshirt giydim ya. Niyeyse böyle birazcık serin geldi. Odam bayağı serin benim. Akşam yemeğimi çekmek istedim size. Bayağı güzel bir tabak. İşte birkaç saatimi gösteriyorum size. Burada ders boşluğum vardı o yüzden böyle duruyorum. Derslerimi gösteriyorum size. Ve sonra dışarı çıkıyorum kahve almaya. Birazcık bir şeyler atıştırıp bir yandan kahve içiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Evet, süper. Sonra biraz takıldıktan sonra geri dönüyorum. Oturuyorum. Çünkü dersim yok bu sırada. Böyle canım sıkılıyor. Zaten dersim olsa klip falan çekemezdim yani hiçbir şekilde. O yüzden
Boşum yani. Sonra size dolabımı gösteriyorum. Süper bir dolap. Burada çantam var. Sweatshirtüm var. Suluğum var ve birkaç kitabım var arkada da. Evet. Burada diyorum ki çene botoksu zamanım geldi. Gördüğünüz gibi çenem yine kararlaşmaya başladı. Bunu gösteriyorum. Karnım da acıktı birazcık. Ve kalemler, kalem değil, lip gloss'um falan var cebimde. Diğer cebimde de kalemlerim var. Ve muz değil. Ben eve geldim. Şu anda çok hızlı bir şekilde yemek yiyorum. Sonra tekrar dışarı çıkacağım. Arkadaşlar, dünkü yemeklerden yiyorum. Ve çorba içiyorum dünkünden farklı olarak. Bunları yiyeceğim. Şimdi çok açım. Günaydın. Daha doğrusu tünaydın bile olabilir. Çünkü geç uyandım. Aslında erken uyandım çünkü kabus gördüm. Ama biraz yatakta yattım. Hiçbir şey yapmadım. Şu anda etrafı hiç görmüyorum. Çünkü lenslerimi takmadım. Çünkü şu gözüm biraz kızarık bugün. Yorgunluktan falan olabiliyor, göz yorgunluğundan. O yüzden böyle çok fazla yormak istemiyorum öyle olunca. Lenslerimi takmıyorum o gün. Az önce göz damlası falan yaptım. Bugün gözlüklerimi takayım, lenslerimi takmayayım. Bugün çalışmıyorum. Yarın çalışacağım ve yarın o kadar yoğun ki. Ya hep aynı şeyleri yapıyorum zaten artık. Alışkanlık oldu, böyle söyleyesim geliyor da aslında söylememe gerek yok yani zaten. Aynı şeyleri yapıyorum. Yarın işte çok yoğun bir gün. Dün de çalıştım. Dün o kadar yoğun olmuyor. Yani yine aslında derslerim var ama yani bunu böyle söylemek doğru bir şey midir bilmiyorum ama daha sakin oluyor. Öğretmenlik yapmaya başladım. O yüzden öğrencilerim var artık. Gerçekten benim için güzel bir deneyim oluyor. İşten sonra yemek yedim ve hemen dışarı çıktım arkadaşlarımla. Gerçekten. Ve geceye kadar onlarla oturdum. Alo. Hazırlanıyorum şimdi ben. İşte yani 12:30 falan olur herhalde. Bugünkü spor kombinim böyle. Spora geldim. Bugün üstüncü çalışacağım. Olmuş ya. Evet Öykü Hanım. Emre Tamino biletlerimizi alabilmiş miyiz diye kontrol ediyor. Kendisi bize 10 liraya Tamino bileti aldı ama bilet hesapta gözükmüyor. İnşallah alabilmiş. 10 liralık bu kadar oluyor. 10 liraya bu kadar. Ama o benimki gözüküyor mesela. Sadece benim var. Sen, Emre ile benim gözükmüyor. En önemli biziz mesela. Sen dinlemiyorsun Tamino'yu. Tamino fanlarına seni şikayet edeceğim. Özür dilerim arkadaşlar. 10 lira yerinize ben gidiyorum. Aslanınki gözüküyor mu? Dinlenin. Sadece obaya gelebilir. Yani başlı başlarında falan fasolik var ya. Ne alaka? Onun damarı kıyak geçmişler. Hayır, ne alaka? Ben bugün gözlüklü Ceren'im. Emre'nin... Oy. Müşteri temsilcileriyle konuşmaya çalışırken dinleyeyim. Günaydın. Şu anda işteyim aslında, çalışıyorum. Ama bir kahve almaya çıktım. Hava da böyle daha serin ve gerçekten çok güzel şu an. Hem böyle yürüyüş yapıyorum, ders aram varsa sabahları. Böyle bir iki saatlik bir ders boşluğum varsa. O zamanlar böyle genelde yürümeye alıştım. Hem birazcık yürüyüş yapmış oluyorum hem de gidiyorum kahve alıyorum. Şimdi de öyle yapacağım. En yakın Starbucks'ı söyler misiniz lütfen? Bir aksilik çıkmazsa İstanbul'a gideceğim. Tamino konserine. Sonra bir gün kalacağım. Pazartesi günü de birazcık arkadaşlarımla takılıp
döneceğim gibi planladım. Konser için hazırlanmaya başladık. Kapatıcı böyle zaten ter makyajı yapmıştım. Biraz üstüne makyaj yapacağım birazcık. Bir var. Böyle küçük yine hep yaptığım eyeliner gibi. Özgün 3 dakika mı var? Video. Hazırlan. Get ready with me. Arkadaşlar Özgün tam 28 dakikadır yemek seçmeye çalışıyor. Nasıl bir bol söyledin? Zahmeti nasıl ikna ettin bol söylemeye? Ben bol yemem diye aldım. Sweet chili tavuk soslu bol görünce ikna oldu. Senin bol neydi? Benim bolum köfteli, ızgara köfteli, işte pirinç. Bir de ben ekstra fırında patates, bir de işte salatalık tarzı şeyler. Normal mi senin pirincin? Basmati oldu. Ha tamam. Öyle mi? Onunla mı yapıyorsun her gün? Real Techniques'in Detailer Brush. Maskara sürerken çok sıkılıyorum bazen. Sonsuza kadar sürüyorum çünkü. Alt kirpiğini kesen insanlar mı onları dedi ben süren sen. Gerçekten. Kesen mi? Ya brokoli mi yiyeceğiz ya? Ben yerim yani onları sen yemezsen ben çok sevdim. Gel patatesler de değiş. Güzel görünüyor bayağı. Bence bayağı iyi. Gel buradan söyle bence. Doğru. Altı. Cehennem. Fark koymam hangi konsere gittiniz daha önce? Ya Tamino. Bir de sigara zaten. Bir de geçen sene mi? Çekmiş Tamino. Yeah. Çok güzel ya. İntiham yiyor. Günaydın. Şu an arka planında Cansu çalışıyor. Burada. Atı almaya bir de kahve almaya çıkacağız şimdi. Ice Americano. Burası aşırı esiyor ya. Gerçekten bana zaten Almira izliyorsa bu videoyu Almira da diyordu. Burası inanılmaz esen bir yer. Özellikle kışın Almira çok üşüdüğünü iddia ediyordu. Şu an ona inandım. Şu an bile çok esiyor çünkü. Üstümü giyindim, makyaj yaptım falan. Uyandım, kahvaltımı ettim, program hazırladım. Böyle kafamda işte nerede ne anlatılacak. Bir an önce kış gelsin. Yani bunu böyle kışı çok özlediğim için demiyorum. Ama bir an önce kış gelsin. Ve bu arada kışı da biraz özlemişim. Onu fark ettim. Vakit geçirmeyi özlemişim arkadaşlarımla okulda. Yeni antrenman programına geçiyorum. 3 gün gideceğim artık. Çünkü benim için daha rahat olacak 3 gün gitmek. Arkadaşlar bugün günlerden cuma. Masater botoksumu yeniletmeye gideceğim. Ben ilk başta birazcık bahsedeyim. Ben niye masater botoks yaptırıyorum? Benim çene yapım çok farklıydı. Özellikle son 1 senedir falan. Çok kareleşmişti. Ama ben bunun tabii ki farkında değildim. Çünkü kendi surat şeklim. Hani her gün aynaya bakıyorum. Sonuç olarak ben bunu benimsemişim yani. Böyle çevremden yorumlar alıyordum. Gerek dalga geçilmeler olsun. Gerek beğenenler olsun. Enteresan bir şekilde. Çok da beğendiklerini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla kareydi çenem. Her neyse. Böyle yorumlar alıyordum. Bulileniyordum da bazen. Sosyal medyada falan.
Ben bugün yine 20'lik dişimi çektirmeye diş hekimime gitmiştim. Sonra işte bana muayene dedi ki senin çenene kas oranın çok gereksiz fazla. Ve bu normal değil. Hiç çenen ağrıyor mu falan diye sordu. Ben böyle bir hafta dikkat ettim. Hiç çenem ağrımıyor ama eğer bu masatay botoksu yaparsak sana işte çene yapın çok değişecek. Çünkü çok fazla bir kas kütlesi var. Onu kullanamayınca küçülecek yani. Tamam dedim. İyi ki de yaptırmışım. Aradan 6 ay geçti. Hafif başladı. Çünkü sıkmaya başladım. Kareleşmeye başladım. Bence masatay botoksunda en çok fark gören insan olabilirim. Alakam yok yani. Before after böyle koyabilirsem koyacağım ekranı, tamam mı? Botoksumu yaptırdım. Çok şükür. Bu sefer biraz canım acıdı. Uyuşturucu krem sürmüyor çünkü benim doktorum. O yüzden de birazcık acıdı. Diğerinde çok fazla çenem büyük olduğu için herhalde canım o kadar acımamıştı. Şimdi biraz daha küçük olduğu için sızlıyor, acıyor. Bilmiyorum. Böyle botoks yaptırdıktan sonra bir süre şey oluyor. Çeneniz bir tuhaf hissediyor yani. Böyle sanki ben çok kontrol edemiyormuşum gibi. Ya böyle çok böyle ağzımı açamazmışım gibi hissediyorum. İki gün alışma süreci oluyor. Melo naber? İyiyim ben de. Şeyi yaptırdık, botoksunu yaptırdık Ceren'in de. Sonra geleceğim. Mükemmel bir şey.